Fizik 801 Klasik Mekanik 12. ders. Bugün direnç kuvvetleri ve sürükleme kuvvetlerini tartışacağız. Bir cismi ister bir gaz ya da ister bir sıvı ortamında hareket ettirdiğinizde bu cisim bir sürükleme kuvvetine maruz kalır. Bu sürükleme kuvveti cismin şekline, cismin boyutuna, cismin hızı ve onu hareket ettirdiğiniz ortama bağlıdır. Ortam kesinlikle bellidir. Eğer ortam hava ise ve siz hava içinde hareket ediyorsanız saçlarınızdaki rüzgarı hissedersiniz. İşte bu direnç kuvvetidir. Eğer suda yüzüyorsanız bu direnç kuvvetini hissedersiniz. Yağda bu direnç kuvveti daha büyük olacaktır. Bu direnç kuvveti iki yüzeyin birbirine göre göreli hareket ettiği zaman olan ve daha önce tartıştığımız sürtünme kuvvetinden çok farklıdır. Orada Kinetik sürtünme katsayısı hızdan bağımsız bir sabittir. Hem sürükleme kuvvetleri hem de direnç kuvvetleri tamamen süratten bağımsız değillerdir. Genel terim olarak direnç kuvveti k1 çarpı hız artı k2 çarpı hızın karesi şeklinde yazılabilir ve daima hız vektörüne zıt yöndedir. Bu ifadede v sürattir. Böylece tüm işaretler k1, v, k2 ve v kare daima pozitiftir. Ve k değerleri cismin şekline, boyutuna ve sahip olduğumuz ortamın türüne bağlıdır. Bugün kendimi sadece kürelerle sınırlayacağım ve kürelerle ilgilendiğiniz zaman bu kuvveti elde edeceğiz. Kuvvetin büyüklüğü, yani bu kısım eşittir C1 çarpı R çarpı V artı C2 çarpı R kare çarpı V karedir. Ve yine daima hız vektöründe zıt yöndedir. C1 kilogram bölü metre saniye birimindedir. ve C2 kilogram bölü metre küp olup yoğunluk boyutundadır. Bunu viskozluk terimi olarak adlandırıyoruz ve bunu da basınç terimi olarak adlandırıyoruz. Viskozluk terimi ortamın yapışkanlığı ile ilgilidir. Örneğin su, yağ ve katran gibi akışkanları ele alırsanız bunların yapışkanlıkları oldukça farklıdır. Fizikçiler buna viskozite derler. Eğer yüksek bir viskoziteye sahipseniz bu oldukça yapışkandır. Bu durumda C1 değeri çok büyük olacaktır. Bu yüzden bu ifadeyi viskosluk terimi olarak adlandırıyoruz ve bu ifadeyi de basınç terimi olarak adlandırıyoruz. C1 sıcaklığın kuvvetli bir fonksiyondur. Eğer katranı alıp ısıtırsak viskositenin azalacağını hepimiz biliyoruz. Soğutulduğunda daha da yapışkan olur. C2 sıcaklığa çok bağlı değildir. Basınç teriminin neden hızın karesine sahip olduğunu anlamak çok kolay değildir. Bu kursun sonraki derslerinde momentum transferine değindiğimizde neden bu ifadede hızın karesinin yer aldığını anlayacağız. Fakat r'nin karesini anlamak kolaydır. Çünkü eğer bir küreye sahipseniz ve akan akışkan, gaz veya sıvı varsa, o zaman r kare ile orantılı bir kesit alanına sahip olursunuz ve böylece bu cismin bir kuvvete maruz kaldığını görmek kolaydır. Basınç teriminin r kare ile orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Böylece anlamak kolaylaşır. Neredeyse aynı yoğunluğa sahip iki akışkan olsun. Bunlar çok farklı C1 değerlerine sahip olabilirler. Bunlar 10 kat farklı olabilirler. Pardon 4 veya 5 kat büyüklükte. Fakat eğer sıvalar aynı yoğunluğa sahiplerse bu durumda C2 değerleri oldukça yakındır. C2 neredeyse sıvının ro yoğunluğudur. Tam değil ama hemen hemen. Fakat C2 ve yoğunluk arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Eğer bir cismi düşürüp ve sadece gitmesine izin verirsem, bir cisim alıyorum ve düşmesine müsaade ediyorum. Bugün sadece küresel cisimlerle ilgileniyoruz. Bu durumda ne göreceksiniz? Bir M kütlem var ve böylece MG çekim kuvveti var. Ve süratini artırdığınızda direnç kuvveti büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ve bir zaman gelecek çünkü sürat artar, böylece direnç kuvveti artacak ve ikisinin de eşit olduğu bir zaman gelecektir. Ve ikisi eşit olduğunda bu durumda artık iğme yoktur. Böylece cisim sabit bir sürate sahiptir ve biz bunu limit hız olarak adlandırıyoruz. Ve bu mg eşittir c1 r ve terminal artı C2 R kare V kare terminal durumunda olur. Ve bu durumda limit hız terimlerini ekleriz. Eğer cismin kütlesi M'nin ne olduğunu yarı çapı ve cismi hareket ettiğiniz ortamın C1 ve C2 değerlerini biliyorsanız bu durumda limit hızın ne olduğunu hesaplayabilirsiniz. Bu ikinci dereceden bir denklemdir. Bu yüzden birinin fiziki anlamının olmadığı iki çözüm elde edersiniz. Böylece bunu almayabilirsiniz. Viskozluk teriminin baskın olduğu örneklerle çoğunlukla çalışacağız. Bunu birinci bölge olarak adlandıracağım. Fakat aynı zamanda bu kuvvetin baskın olduğu ve ikinci bölge olarak adlandıracağım bu alanda da çalışacağız ve sizlere bugün bunun etkin olduğu örnekler de vereceğim. 1 ve 2'nin aynı olduğu, yani viskozluktan dolayı oluşan kuvvet ile basınç kuvvetinin aynı olduğu yerde bu terimlere eşit yazabiliriz. Böylece C1, rv eşittir. C2, R kare, V kare elde edersiniz ve bu hızı hiçbir şey kritik olmasa bile kritik hız olarak adlandırırız. Hiçbir şekilde kritik değildir. Sadece bu iki terimin eşit olduğu zamanki hızdır. Tek demek istediği bu. Ve bu durumda kesinlikle bu kritik hız C1 bölü C2R'ye eşittir. Şimdi bu birinci ve ikinci bölge arasında kesin bir tanımlama yapacağız. Birinci kısımda hız kritik hızdan çok daha küçüktür. Bu durumda MG eşittir C1 R V kritik hız olsun. Ve bundan dolayı V terminal eşittir MG bölü C2 R olur. Aynı malzemeden yapılmış cisimleri alırsak bu sıvı ya da gaz içerisinde bıraktığınız cisimlerin yoğunluğunun aynı olduğu anlamına gelir. Bu durumda M eşittir 4 bölü 3 pi ρ r küp olur. Burada ρ cismin yoğunluğudur. Ortamın yoğunluğu değildir. Burada r küp elde ettiğiniz için aynı yoğunluğa sahip cisimleri bırakırsanız bu durumda bunu r kare ile orantılı olduğunu kesinlikle görürsünüz. İkinci bölge V'nin V kritikten çok daha büyük olduğu durumdur. Bu durumda MG eşittir C2, R kare ve terminal kare olur. Ve böylece V terminal hızı karekök MG bölü C2 R kare olur. Aynı yoğunluğa sahip cisimleri alır ve yarıçaplarını çaplarını karşılaştırırsanız, m R küp ile orantılı olduğundan bu terim R'nin karekökü ile orantılı olur. Ve bu bölgeleri iki kısma ayırır. Bazen birinde, bazen de diğerinde geçerli olan örnekleri görürüz. Bu dersin web sayfasında da olan grafiği size göstereceğim. Böylece onu yazmak zorunda kalmayacaksınız. Size anlattığım şeyi özetliyor ve tüm temel denklemleri içeriyor. Burada üst kısımda direnç kuvvetini, direnç kuvvetinin büyüklüğünü görüyorsunuz. Daha sonra kritik hızı görüyorsunuz. Kritik hiçbir şey yok. Sadece bu terimin süratinin diğer terimle aynı büyüklükte olduğu sürattır. Limit hızı için birinci eşitlik koşulu görüyorsunuz. Hızın kritik hızdan çok küçük olduğu birinci bölgeyi görmekteyiz ve sonra limit hızı görmekteyiz. Tahtaya baktığınızda bu limit hızın yoğunluğu verilmiş bir cisim için r kare ile orantılı olduğunu görürsünüz. Ve eğer sürat kritik süratten çok daha büyükse ikinci bölgedesiniz ve bu durumda limit hız r'nin kareköküne bağlıdır. Şurup içerisine bıraktığım yarı çapı çok iyi bilinen bilyelerin davranışları ile ilgili birkaç ölçüm ve bir gösteri yapacağım. Bunun için de kara mısır şurubunu seçtik. 2 yemek kaşığının 180 kalori olduğu sizi ilgilendirebilir. Bu gösterim için daha fazla bilgiye ihtiyacım vardı ve bu yüzden ödevimi kendim yapmalıydım. En azından bu kara şurubun sizin için yapabileceğini burada görüyorsunuz. kaşık başına veya iki kaşık başına 180 kalori aldığınızı görürsünüz. Çok az miktarda yağ vardır ve onu kullanmadan önce diğer bilgiler sizi ilgilendirebilir. C1'i bilmem gerekiyordu ve onu hesapladım, onu ölçtüm. Gerçekten bizim yapacağımız bu deneylerden onun değerini elde edebilirsiniz. Fakat sıcaklığa oldukça fazla bağlıdır. Yarınki değeri bugünkü değerinden farklı olabilir. Kabul edilebilir bir doğrulukla C2'yi ölçtüm kilogram bölü metreküp birimi cinsinden şurubun yoğunluğunun C2'ye çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Bunu daha önceden de söyledim. Çok yakınlar ama kesinlikle aynı değiller. Bu çelik bileler 7.800 kilogram bölü metreküp yoğunluğa sahipler. Kara şurup içerisine 4 tane bilye bırakacağım ve 1 bölü 8, 5 bölü 32, 3 bölü 16 ve 1 bölü 4 inç çapa sahipler. Hesapladığım şey bu bilyelerin çapının bir fonksiyonu olarak limit hızı bulmaktı. Bunun hepsi webde var. Burada gördüğünüz şey logaritmik bir grafik. Bu logaritma ölçeklidir ve bu da logaritma ölçeklidir. Burada süreti ve bilyenin metre birimcisinden yarı çapını görüyorsunuz. Ve burada R'nin farklı değerlerini yerine koyduğumda bir numaralı denklem için elde edeceğim çözüm şudur. Limit hızları bu şekilde elde ederim. Ve bu kritik hız olup 1 bölü R ilişkisine sahiptir. Buradaki siyah noktaya bakarsanız bu durumda limit hızın kritik hızdan 10 kat daha büyük olduğunu görürsünüz. Bunun üzerindeki hızlarda olduğunuzu düşündüğünüzde ikinci bölgede olursunuz ve limit hızın bilyenin yarı çapının kare ile orantılı olduğunu görürsünüz. Bu siyah nokta kritik hızdan 10 kat düşüktür ve bu yüzden burada çalıştığınızda düşük hızlarda olduğunuzu ve böylece yine sadece birinci bölgede olduğunuzu görürsünüz. Bu durumda limit hız r kare ile orantılıdır. Buradaki eğimin değeri artı 2'dir ve buradaki eğimin değeri ise artı yarımdır. Bilgilerimizin tamamı burada ve bu yüzden sadece viskozluk teriminin baskın olduğu birinci kısmı inceliyoruz. Şimdi eğer bu hıza ulaşılamıyorsa bu kritik hız ne anlama geliyor diyebilirsiniz. Küçük bir bilye için bu kritik hız birkaç yüz metre bölü saniye olacaktır. Yaklaşık 200 mil bölü saattir. Bu şurup içerisinde hızı 400 mil bölü saat olan bir bilye bırakıldığı da yanlış olan bir şey yoktur. Eğer onu 400 mil bölü saat ile içerisine bırakırsanız bu kritik hızın üzerinde bir hızdasınız demektir. Ve çok kısa bir süre içinde hareket basınç terimiyle kontrol edilecektir. Fakat kesinlikle kütle çekim baskınsa hareket birinci bölgede sonlanır. Bu kritik hızın anlamıdır. Eğer bilyeye böyle yüksek hızlar verirseniz bu durumda bu iki terim eşit olur ifade etmek istediği şey bu. Çok iyi. Şimdi farklı boyutlardaki farklı bir yere bakacağız ve deneyi nasıl yaptığımı size göstereceğim. Kısa bir süre sonra ekranda birbirinden birer santimetre aralıkla bulunan 7 tane işaret göreceksiniz. Bunlar sıvı içerisindeler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıvı burada ve yukarıda bilyeler bırakılır. Bu çizgiye ulaştığında süreyi başlatacağım. Ve 1, 2, 3, 4 çizgisini geçtiğinde bu çizgiyi geçtiğinde süreyi durduracağım. Çizgiler arasındaki uzaklık yaklaşık 1 cm. Bu yüzden bilye yaklaşık 4 cm yol alır. Ve bilyenin buradan buraya gelmesi için geçen süreyi ölçeceğim. Ve limit hız verilmiştir. Bu kesinlikle birinci bölgededir. ve limit hızı orada görüyorsunuz. Artık kesinlikle bu mesafeyi alacağı zaman bu mesafeye h diyeyim. Bilyenin aldığı mesafe bölü limit hızı ile verilir. Ve bu birinci bölgede olduğunuz için bir bölü r kare ile orantılıdır. Şimdi sizlere yarı çapın değil, ama size bilyelerin çaplarını vereceğim. Aldıkları yol budur. Bilyelerin inç birimi cinsinden çaplarının bir listesini oluşturacağız. En küçük bilyem 1 bölü 8 inç çapa sahip. Sonra 5 bölü 32 inç çaplı ve 3 bölü 16 inç çaplı bilyelerim var. Bunların tümü inçtir. Bunlardan biri de 1 bölü 4 inç çapındadır. Eğer burada grafik oluşturursam ve ekseni 1 bölü 32 icinsinden yazarsam bu durumda bunlar 4, 5, 6 ve 8 olur. Kolay sayılar. Eğer aldıkları zaman 1 bölü R kare ile orantılı ise aynı zamanda 1 bölü D kare ile de orantılı olacaktır. Kesinlikle aynı olacak. 1 bölü D kare grafiğini çizeyim. Fakat daha güzel sayılar elde etmek için bu grafiğin için 100 bölü d kare şeklinde çizeceğim. Burada d değerleri inç 1 bölü 32 şeklinde alınırsa bu durumda 4 için 6.25 elde ederim. 5 için 100 bölü 25 bana 4 değerini verir. Sonra 2.78 ve son olarak da 1.56 elde ederim. Şimdi zamanı ölçeceğim ve benim zamandaki belirsizliğim kesinlikle reaksiyon zamanıyla ifade edilir. En az 0,1 saniye olması gerekir. Bununla birlikte 1,4 iç olan bilye çok hızlı gittiği için hatamın 0,2 saniye olduğunu göreceksiniz. Büyük hızla gider. Zamandaki belirsizliği buraya 0,2 saniye olarak hesaba katacağım. Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Belki bu 0,1 saniye, belki de 0,2 saniye olabilir. Neden çaptaki belirsizliği bize vermiyorsunuz diye sorabilirsiniz. Bu kesinlikle kütledeki hatayı ilgilendirir. Bunun nedeni zamanda yapacağım hata ile karşılaştırıldığında kesinlikle ihmal edilebilir olmasıdır. Ayrıca satın aldığınızda oldukça doğru bir değerde verilmiştir. Bundan dolayı dikkate almayacağım. Tamam, şimdi deneye başlayabiliriz. Ve burada bu birimi değiştirmem gerekir. Bu içerisinde karo olan bir kaptır. Açıkçası çok yapışkan. Orada yedi tane çizgi görmektesiniz ve kolayıma gelsin diye oraya iki siyah nokta koydum. Ve böylece zamanımı başlattım ve durdurduğum anı kolayca görebilirim çok sayıda çizgi var. Eğer böyle yapmasaydım karıştırabilirdim. Ve zamanı beraber ölçeceğiz. Ve bu cisimlerin buraya gitmesinin ne kadar süre aldığını göreceğiz. 1 bölü 8'in çapında olan ile başlayacağım. Cımbızın ucunda. 0'da bırakacağım. 3, 2, Aa, göremezsiniz buradan. Şimdi göremezsiniz. 3, 2, 1, 0. Ne kadar iyi işlediğine bakın. Görüyorsunuz. Üste çok güzel bir hava kabarcığını görüyorsunuz. Bilye çok yavaş iniyor. Fakat sadece yüzey tarafından bırakılmasını bekleyin. İşte gidiyor. Şimdi 1 cm, 2 cm, 3 cm. Şimdi tamam. Sürene ne oldu? Göremedim. Bir daha yapmak istiyorum. Onu sildim mi? Ne kadardı? 5.93. Bunu aklınızda tutun. Gerçekten tekrar aynı sonucu verip vermeyeceğini görmek iyi olur. Tamam, işte gidiyor. Şimdi, 1 santimetre, 2 santimetre, 3 santimetre. Şimdi, 5.66. Bu size zaman ölçümündeki belirsizliği göstermektedir. Önce 5.93 ve şimdi 5.66 elde ettik. Çok kötü değil. 5.9, 5.7. Zamandaki hata saniyenin onda biri. Zamandaki hata bundan biraz daha büyük olabilir. Çok fazla zamanımız yok. Şimdi 5.32 inç çaplı bilye için yapıyoruz. Tamam. 5 bölü 32 inç. Bunun yüzeyden ayrılması biraz zaman alır. Eğlenceli değil mi? Çünkü havaya maruz kaldığı için şurubun üzerinde ince bir film oluştu. Mükemmel. Sabırla bekleyelim. Ama şimdi gidiyor. Şimdi. 1, 2, 3. Şimdi. 3,80. Elde ettiğiniz şey bu mu? Benim için gittikçe zorlaşacak. 3 bölü 16 inç için yapıyoruz. Hazırlanabilmem için bilenin yüzeyde bir süre kalması gerçekten iyi bir şey. Gerçekten yardımcı oluyor değil mi? Bunu suda yapsanız gider. Hemen gider onu göremezsiniz. Başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi. Şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi benim için bu çok zor ve bu yüzden önemli bir hata yapabilirim. 2,69. Ve şimdi büyük olan 1 bölü 4 işlik birliği için yapıyoruz. Tekrar yapmak zorundayım. Buna hiç güvenemem. Yüzeyden çok hızlı geçti. Çok doğru bir şekilde bunu yapamam. İlk değer kaç idi? Birinci kaç idi? 1.68 ve bu 1.40. 1.68 ve 1.40. Görüyorsunuz belirsizliğimin 0.2 olduğunu söylediğimde şaka yapmıyordum. Şimdi sıra asit testine geldi. Eğer ölçümler doğru yapılsaydı ve eğer bu bölgede çalışsaydık, bu durumda eğer düz bir kağıt üzerine T'ye karşı 100 bölü D kare grafiğini çizseydim, bu durumda doğrusal bir çizgi elde etmem gerekir. Tamam. Burada önceden hazırladığım bir grafiğim var ve buradaki sayıları grafiğe yerleştireceğim. İlk olarak en küçük bili için elde ettiğimiz değeri 5,8 saniye olarak yerleştirelim. En küçük bili için. Karıştırmayın. Çünkü bu 100 bölü D kare grafiğidir. Böylece bu en küçük bilye içindir. 5 bölü 8. 5.8. Bu çizginin üzerinde burada bir yerde. 5.8 buralarda bir yerde. İşte burası. Bu nokta tahmin ettiğimiz yerden daha aşağıdadır ve nedeni sıcaklığın artmasıdır. Eğer sıcaklık artarsa bu durumda viskozite azalır ve bilyeler çok hızlı hareket eder. Önemli değil, beni rahatsız etmiyor. Sonraki bilye için 3,80. Gördünüz mü? Tahmin ettiğim gibi doğrusal çizgi. Yanlış olan ne? Tamam, üçüncü bir noktayı da koyacağız. 2,69. Bu nokta 2,7 ve burası 2,69. Zamandaki hatayı koymak çok zordur. Çünkü zamandaki hata benim noktam boyutundan çok daha büyük değil ve şimdi sonuncuyu yerleştiriyoruz. Haydi ortalamasını alalım. 1,55. 0.2 saniyelik bir hata ile yaklaşık 1.55 ve bu 0.2 saniyelik bir hata. Tamam işte başlıyoruz. Şimdi bu doğrusal bir çizgi mi? Yoksa değil mi? Muhteşem bir doğrusal çizgi. Böylece gerçekten limit hızın yarı çapın karesiyle orantılı olduğu bölgede çalıştığımızı görmektesiniz. Tamam. Işıkları tekrar açıyorum. Şimdi bu deneyle ilgili bir soru geliyor. Yani limit hızına ulaşmak ne kadar zaman alır? Cisim belli bir kütleye sahip ve bu yüzden ona etki eden bir kütle çekim kuvveti var. Kütle çekim kuvveti Mg'ye eşit. Ve bu durumda direnç kuvveti var. Çünkü sadece birinci bölge içinde çalışıyoruz. Direnç kuvveti büyüklük açısından C1, R, V'ye eşittir. Çünkü birinci bölgeyle ilgileniyoruz. Eğer bunu Y'nin artan değeri olarak seçersem, bu durumdan Newton'un ikinci kanunu bana MA eşit MG eksi Cv rv eşitliğini verir ve bu m çarpı dv bölü dt eşittir. Böylece burada v cinsinden diferansiyel bir eşitlik var ve bu çözülebilir. Ve dördüncü ödevinizde bunu çözeceksiniz. Elde edeceğiniz şey zamanın fonksiyonu olarak hızın maksimum bir değere ulaşacağıdır. Maksimum değer için bu limit hızdır ya da siz onu limit süreti olarak adlandırabilirsiniz. Bu şekilde artacak ve daha sonra asimptotik olarak limit hıza yaklaşacak. Ve bu hesaplamanız için dördüncü ödevinizde size soracağım şeydir. Eğer hiç direnç kuvveti olmasaydı hızın doğrusal olarak artacağını anlayacağınızı umuyorum. Böylece bu şekilde bir değer elde edeceksiniz. Bu durumda direnç kuvveti yoktur. Dirençten dolayı davranış tamamen farklıdır. Ve ödevinizin bir parçası olan değeri zaten ben hesapladım. Çapı 1 bölü 4 inç olan biliği için ne kadar zaman alır? Limit hızın yaklaşık %99'u olan hıza ulaşması ne kadar sürer? Ben bunu hesapladım ve siz kendiniz de bu hesaplamayı gözden geçireceksiniz. Sadece 9 milisaniye. Başka bir deyişle yüzeyden içeri doğru bırakılması biraz zaman alır. Çünkü yüzeyde ince bir film vardır. Yüzeyden bırakıldıktan sonra 9 milisaniye içerisinde limit hızın 99'una oluşacaktır. Hiç problem olmadı. Cismin ilk işareti geçmesini beklerken bile zaten limit hızıyla gidiyordu. Yani her şey yolundaydı. Artık havaya dönmek istiyorum. Kesinlikle hava farklı bir şekilde davranır. Prensip aynıdır fakat C1 ve C2 değerleri oldukça farklıdır. Eğer atmosferdeki havayı alır ve oda sıcaklığına getirirsek bu durumda C1 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 ve C2 0,85 değerini alır. Bu 1 kilogram bölü metre küp olan havanın yoğunluğuna oldukça yakındır. Ve sizlere C2'nin ROY'a oldukça kuvvetli bir şekilde bağlı olduğunu söyledim. Ve böylece C1 bölü C2 R ile ifade edilen limit hız yaklaşık 3,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü R metre bölü saniyedir. Bu değer aynı R yarıçaplı bir cisim için kara şurubun içindeki kritik hızdan yaklaşık 400 kat daha düşüktür. Eğer kara şurubu içine bıraktığım 1 bölü 4 inç çapındaki bilyenin davranışını karşılaştırırsam, bu durumda kara şurup içindeki limit hız, kara şurubun kendisinin kritik hızından çok daha küçüktür. Kara şurubun kritik hızı 1 bölü 4 inç olan bilye için 100 ,000 ,000 bölü saattir. Dolayısıyla bunun çok altındadır. Burada yani havada kritik hız 11 santimetre bölü saniye gibi bir şeydir. Bu saniyede 11 santimetre demektir ve biz 1 bölü 4 işlik bilyeyi havada bıraktığınızda süretin çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Böylece havada 1 bölü 4 iç çaplı bilye kritik süratten çok daha büyük bir sürate sahiptir. Ve bundan dolayı kesinlikle şimdi ikinci bölgedeyiz. Bu ikinci bölgedir. İster yağmur damlası, ister bir basketbol topu ya da golf topu ya da plaj topu ya da yüksek bir binadan küçük bir taş fırlatmanız ya da paraşütlü veya paraşütsüz bir uçaktan atlamanız asla fark etmez. Daima basınç terimi yani hızın karesiyle verilen terim ile karşı karşıya kalırsınız ve daima yoğunluğu verilen bir cisim için limitiz. Yarı çapın kare kökü ile orantılı olan bir bölgede olursunuz. Eğer yaklaşık 1 cm yarıçapında çok küçük bir çakıl taşı alır ve yüksek bir binadan onu fırlatırsanız, hava direncinden dolayı 75 mil bölü saat yerine aşmayacak bir hıza ulaşacaktır. Eğer bir uçaktan atlarsanız ve paraşütünüz yoksa ve kütlenizin yaklaşık 70 kilo olduğunu farz ediyorum. Yaklaşık sayılar veriyorum. Sizi yaklaşık 40 cm yeni çaplı bir küre olarak düşünürsem, bu sadece bir yaklaşım. Gerçekten bir küreye benzemiyorsunuz fakat birkaç yaklaşık sayı elde etmek istiyorum. Bu durumda limitiz 150 mil bölü saat olur. Daha dün uçaktan atlayan fakat paraşütü mümkün olduğunca en son anda açmak isteyen hava akrobatları hakkında bir makale okudum. Onlar benim için sürpriz olmayan 120 mil bölü saatlik bir limit hıza ulaşıyorlar. Hesapladığım bu yaklaşık yere çok yakın. Kesinlikle daha sonra paraşütü açarlar ve durumda hava direnci oldukça fazla artar ve böylece aşağı doğru yavaşlarlar. Bir yağmur damlasından söz ettim neredeyse tüm yağmur damlaları düştüklerinde ikinci bölgede yer alırlar. Bu yüzden limit hızı V kare terimiyle ifade edilir. Bununla birlikte eğer damlaları aşı derecede küçük yaparsanız birinci bölgeye gireceğiniz bir an gelecektir. Dördüncü ödevinizde bunun nerede meydana geldiğini hesaplamanızı istedim. Bunu su için yapamam çünkü su damlasının yarıçapı o kadar küçüktür ki hemen buharlaşacaktır. Bu yüzden yağ tercih ediyorum dördüncü ödevinizde bir yağ damlasını almanızı ve onu küçük daha küçük çok küçük yapmanızı istiyorum ve öyle bir an gelecek ki birinci bölgeye gireceksiniz. Ve sizlerden bu iki bölge arasındaki kesişimin nerede olduğunu hesaplamanızı istiyorum. Burada bir topum var. Siz buna balon da diyebilirsiniz. Fakat ben onu top olarak adlandıracağım. Çünkü içerisinde elim yok. Ve top yaklaşık 34 gram gelmektedir. tahtayı biraz sileyim. Kütleyi ve yarıçapı biliyoruz. Kütle yaklaşık 34 gram ve yarıçap yaklaşık 35 santimetre. Bir taraftan diğer tarafa yaklaşık 70 santimetre. Limit ise ne olduğunu hesaplayabilirim. Aslında limit süreti demek daha doğrudur. Kesinlikle birinci bölgede olacağımı biliyorum. Kütleyi biliyorum. Havada C2'nin 0,85 olduğunu biliyorum. Yarı çapı ve G değerini biliyorum. Dolayısıyla limit hızı yaklaşık 1,8 metre bölü saniye olarak bulurum. Eğer onu 3 metrelik bir yükseklikten bırakırsam ve bunu yapacağım. Bu durumda yere ulaşmak için aldığı süre yaklaşık benim yüksekliğim olan 3 metre bölü 1,8 metre bölü saniye ifadesinden 1,7 saniye olacaktır. Bu kötü değil. Bu kötü bir yaklaşım değil. Fakat şüphesiz daha uzun süre alacaktır. Daha uzun süre almasının nedeni limit hızına bir anda ulaşamaz olmasıdır. Bilye 9 milisaniye içinde limit hızına ulaşmıştı. Burada çok daha uzun sürede ulaşacağını garanti ederim. Şimdi eğer limit hızına çok yakın olması için geçen süreyi hesaplamak isterseniz bu kolay bir iş değildir. Çünkü sıkıcı bir diferansiyel eşitlik ile karşılaşırsınız. MG'yi elde edeceksiniz. İM'yi elde edeceksiniz. Şimdi sahip olduğumuz eşitliğe gidelim. Gördüğünüz gibi MA eşit MG eksi direnç kuvveti eşitliğimiz var. Direnç kuvveti V terimini ve V kare terimini içerir. Bu yüzden analitik olarak çözülemez. Benim yüksek lisans öğrencim ve sizin hocalarınızdan biri olan Dave Foley'den bunu benim için nümerik olarak çözmesini istedim. Ve sonuçları size göstereceğim. Gerçekten Dave Foley güzel bir grafik hazırladı. Eğer topu 3 metre yükseklikten bırakırsanız top üzerine zaman etkisini görebilirsiniz. İşte burada. Tüm sayılar orada. Bu webde de var. Bu yüzden hiçbir şey yazmayın. Yukarıda C1 ve C2 için değerlerimiz verilmiştir. Oturduğunuz yerden onları göremeyebilirsiniz. Fakat orada, burada gördüğünüz şey zamanı bir fonksiyonu olarak yerden olan yüksekliktir. Bu bir saniye. Bu bir buçuk saniye. Bu da üç metre işareti. Eğer hava direnci olmasaydı hatırlayın 3 metreden bir elmayı bırakmıştık ve yere yaklaşık 780 milisaniyede çarpıyordu. Fakat hava direnç kuvveti varken yaklaşık 1 saniye sonra 1,8 saniyede çarpacaktır. Gördüğünüz gibi 1,7 saniye çok kötü değildi. Fakat zamanın fonksiyonu olarak hızın nasıl arttığına burada bakarsanız 1,8 metre bölü saniye olan limit hızına ulaşmasının yaklaşık 0,3-0,4 saniye alacağını göreceksiniz. yer çekiminden dolayı imeniz sabit kalmadığını fakat çok hızlı bir şekilde düştüğünü söylemeye gerek yok. İğme sıfıra yaklaşır. Bu durumda limit ulaşırsınız ve hızlı artık herhangi bir değişiklik olmaz. Şimdi bunu deneyelim. Işıkları açacağım. Cismi bırakacağız ve 1,8 saniye elde edeceğimizi düşünmüyorum. 1,8 saniyeden daha büyük bir değer elde edebilirsiniz. Bunun sebepleri şöyledir. Birincisi bu mükemmel bir küre değil. Bu hesaplamalar sadece küreler için geçerlidir. Bu birincisi. İkincisi bu şey sanki bir yay hareketi yapmaktadır. Bıraktığım anda muhtemelen bir sanılım hareketi gibi davranır. Bu da yardımcı olmaz. Bu muhtemelen onun yavaş gitmesine de neden olacaktır. Şüphesiz ikinci bölgedeki bu yavaşlamaya sebep olan şey gerçekten türbülanstır. Türbülansı anlamak ve tahmin etmek çok zordur. Ve bu yüzden neredeyse hiçbir şey yapamıyorum. Sadece türbülansı ekleyeceğim ve böylece 3 metreden düşmesinin muhtemelen 1,8 saniyeden daha büyük olacağını tahmin ediyorum. Fakat kesinlikle elmanın düşme zamanı olan 780 milisaniyeden daha büyük olacaktır. Şimdi ne kadar yakın bir değer elde edebileceğimizi görelim. Zaman ölçen harita açayım. Zamanı sıfırladığından emin olayım. Sıfırladım. Ve Ve bu arada aynı zamanda bırakmak ve süreyi başlatmak çok kolay değildir. Ve aynı zamanda yere çarptığı zaman da görmem kolay değildir. Bu yüzden bu deneyde büyük bir belirsizlik var. Tamam. 3 2 1 0 Ne görüyoruz? 2 0 gibi bir şey gördüm. Kötü değil. Gördünüz mü? Tahminimiz 1,8 idi. Biz 2 0 elde ettik kötü değil, bu hava direncinde içerir ve hatta bu bir yaklaştırma da da Bu hem doğrusal ve aynı zamanda da V kare terimini içerir. Fakat neredeyse sadece V kare terimi tarafından belirlenir. Devden Empire State binasından küçük bir çakıl taş fırlattığımda olacak olan şeyi bana göstermesini istedim. Ve seçtiğimiz çakıl taşı 1 cm yarı çapına sahipti. Bu hepimizin bulabileceği bir çakıl taşıdır. Çakıl taşlarının yoğunluğunu kabataslak biliyorum ve Empire State binasından onu bıraktığım zaman yaklaşık 75 mil bölü saatlik bir limit hızına ulaşacaktır. Hava direnci olmadan 225 mil bölü saate ulaşır. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. ...475 metre yüksekliğindeki bu Empire State binasını görüyorsunuz. Bu t eşit sıfırda başladığınız yer. Bu 1 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 15 saniyedir ve eğer hava direnci olmasaydı 10 saniyeden daha kısa bir sürede yere çarpardı. Fakat şimdi 16-17 saniye gibi bir zamanda yere çarpacaktır. Yaklaşık 5-6 saniyede limit hıza ulaşacağını görmektesiniz. Bu sonuç değerlerimize oldukça yakındır. Eğer hava direnci olmamış olsaydı kesinlikle yere çarpma süreti doğrusal olarak artardı ve yere çarptığında süreti 225 mil bölü saat alırdı. Küçük bir çakıl taşına hava direncinin etkisinin çok büyük olmasını bekleyemezsiniz. Ancak onu yüksek bir binadan fırlatırsanız hava direnci etkisinin oldukça büyük olduğunu da görürsünüz. Şimdi 3 metre yükseklikten bir elmayı bıraktığımızı, ve yer çekimi ivmesi verildiğinde düşmesi için geçen zamanı hesapladığımızı hatırlayabilirsiniz. Bu ödevinizde yaptığınız şeylerden biriydi. Sanıyorum 781 milisaniye elde etmiştik. Bunun dışında siz G'yi hesaplayabilirsiniz değil mi? Çünkü 3 metre eşit 1 bölü 2 GT kare olduğunu biliyorsunuz. Size 3'ü veriyorum ve size zamanı da 2 milisaniye belirsizlikle 781 milisaniye olarak veriyorum. Sonuç G'yi verir. D ve bu elma üzerine hava direncinin etkisi nedir? Bunu ihmal etmemizden sorumlu olan nedir diye sordu. Elmanın kütlesi 134 gramdır. Kesinlikle onu ölçmek kolaydır. Bu ilk dersimiz süresi kullandığımız elmamız. M eşit 134 gramdır. Bu neredeyse bir küre. Gerçekte küre değil fakat yaklaşık olarak bir kire ve yara çapı yaklaşık 3 santimetre. Ve eğer V kare terimini kullanmak istiyorsanız bu hesaplayabileceğiniz bir limit hıza ulaşmaya sebep olabilir. Fakat bununla ilgilenmiyorum. Hava direncinden dolayı yere ulaşmasının kaç milisaniye gecikeceğini bilmek istiyorum. Dev hesaplamaları yaptı ve bunu 3 metreden düştüğünde 2 milisaniye olarak buldu. Bir buçuk metreden düştüğünde bu gecikme neredeyse sıfırdır. Peki bir buçuk metreden düştüğünde neden neredeyse sıfırdır? Eğer elmayı hava ortamında atarsanız bu durumda ikinci bölgede olursunuz ve bu yüzden hızın karesi baskındır. Ama ilk bir buçuk metrede henüz çok yüksek sürat elde edemezsiniz. Hız doğrusal olarak artar, hava direncinde karşılaşacağınız V kare teriminin geçerli olacağı durum hareketin ilk kısımlarıdır. 3 metreden düşte hava direncinden kaynaklanan yere çarpma zamandaki gecikme 2 milisaniyedir. Eğer H 3 metre ise bu 2 milisaniyedir. Bunu gecikme olarak adlandıralım. Şanslı olma veya şanslı olma arasındaki ince çizgidesiniz. Eğer verilerimizi kullanarak yer çekimi ivmesini yeniden hesaplamak istiyorsanız gerçekten zamandan 2 milisaniye çıkarmanız gerekir. Başka bir deyişle 2 milisaniyelik bir belirsizliğe müsaade ettiğiniz için biz gerçek değerden çok uzak değiliz. Şimdi son kısma geliyorum. Ve bu hava direncinin yörüngeyi nasıl etkilediğidir. Bu aynı zamanda ödevinizin de bir parçası. Fakat bununla alakalı olarak sizlere biraz yardım edeceğim. Dördüncü ödevinizde sıvı içerisindeki bir cismin hareketini nicel olarak değerlendirmenizi istiyorum. Fakat cisme x yönünde bir başlangıç hızı vereceğim. Ve bu durumda sıvı aşağıda. Bu durumda yer var ve başlangıç hızı da var. Eğer direnç kuvveti olmasaydı bu durumda şüphesiz bu bir parabol olurdu ve yatay hızı daima aynı olurdu. Asla bir değişim olmazdı. Fakat şimdi durum böyle değil. Sıvıdan dolayı etkileyen direnç kuvvetlerinden dolayı cisim bu yönde bir hıza sahip olacaktır. Böylece ona zıt yönde etkiyen bir sürükleme kuvveti bileşeni olacaktır. Bu doğrultuda bir sürete sahiptir. Bu yüzden bu doğrultuda sürüklenme kuvvetlerinin de bir bileşeni olacaktır. Ve bu x yöndeki bileşen hızı azaltacaktır. Bu durumda göreceğiniz yörünge oldukça farklı bir şey olabilir. Bunun gibi bir şey olacaktır. ve nihayet başlangıçtaki hız bileşeninden hiçbir şey kalmayacaktır. Dikey olarak indiğinizde sıvı içerisine dikey olarak düşen cismin hareketinden elde edebileceğiniz limit hıza sahip olacaksınız. Bu dört numaralı ödevinizde ele alacağınız şeydir. Ve bu sadece birinci bölgede yapılır. Çünkü bir cisim ile bir sıvınız var ve sıvı ile çalıştığınızda neredeyse her zaman birinci bölgedesiniz demektir. bir tenis topu aldığımı ve bu tenis topunu bu ders salonunda attığımı varsayın. Bu tenis topu üzerinde bir hava direnci vardır. Herhangi bir hava direncinin yokluğunda tamamen simetrik olarak güzel bir parabol elde ederim. Onu V0 olarak adlandırdığım belli bir ilk hız ile yukarı doğru atacağım. Ve yatan bileşen asla değişmez. Bu V0 x olacaktır ve her zaman aynıdır. Fakat şimdi hava direnci varken Y doğrultusunda bir hava direnç kuvveti olacağını göreceksiniz. Eğer cisim bu yönde yukarı doğru gidiyorsa bu durumda Y yönünde bir direnç kuvveti bileşeni olacaktır. Ve yine bu yönde bir hızı olduğu için X yönünde de bir direnç kuvveti olacaktır. Bu durumda hızın bu bileşeni aynen bu hız bileşeninin küçüldüğü gibi küçülecektir. Bu bileşen küçülmeye maruz kalacaktır. Bunun sonucu olarak hareket süresince sabit kalmayacaktır. Bu durumda daha çok şöyle bir yörünge elde edeceksiniz. Artık simetrik değildir, asimetriktir. Açıkçası hava direnci olmaksızın ulaşmış olduğunuz en yüksek noktaya artık ulaşamayacaksınız. Bunun sebebi Y yönündeki bu direnç kuvvetinin bu kadar yükseğe çıkmanıza izin vermemiştir. Hava direnci olmadan gitmiş olduğunuz yatay uzaklığa da ulaşamayacaksınız. Bu açıktır. Bunun sebebi direnç kuvvetinin bu V0X bileşenini azaltacak olmasıdır. Aynı zamanda yörüngede bir asimetri elde edeceksiniz ve bunu görmenizi istiyorum. Bu noktayı O, bu noktayı P olarak seçiyorum ve bu noktayı da S noktası olarak seçerim. Böylece yapmak istediğim şey Bir tenis topunu atmaktır. Ve daha sonra bu suni köpükten yapılmış topu atacağım ve bu top tenis topu ile neredeyse aynı yarı sahip. Bu her iki top için direnç kuvvetinin aynı olacağı anlamına gelir. Çünkü direnç kuvveti sadece R kare ve V ile ifade edilmektedir. R kare ve V kare hatırladınız mı? Fakat direnç kuvvetleri neredeyse aynı olmasına rağmen bu top, bu topa kıyasla çok daha büyük kütleye sahiptir. Eğer bunları aynı anda ilk hızıyla atarsam küçük kütleli olan topa büyük kütleliye nazaran daha fazla direnç kuvveti etki edecektir. F eşittir MA değil mi? Bu yüzden büyük kütleli üzerine küçük kütleliden çok daha az bir direnç kuvveti etki edecektir. Tenis topunun yörüngesinin ideal bir parabole çok yakın olduğunu görmeye çalışın. Asimetri etkisini hiç görmeyeceksiniz. İlk olarak tenis topuna bakın. Bunu bu tarafta yapmayalım. Aşağı yukarı simetrik olarak göründü değil mi? Tamam. Şimdi bunu deneyeceğim. Asimetrik olarak göründü değil mi? Bunu görebildiniz değil mi? Sadece evet mi diyorsunuz yoksa gerçekten gördünüz mü? Bir kez daha deneyeyim. Şimdi bu yönde atayım. Şimdi buna benzer bir yörüngede gitmeli ve yaklaşık bu şekilde yere düşmeli. Asimetriyi gördünüz mü? Tamam. Şimdi son sorum geliyor. Şimdi sizlere şunu soruyorum. Ve bunun tek bir cevabı var. Bu konu hakkında düşünmenizi istiyorum ve yüzde yüz doğrulukta bir cevap vermenizi istiyorum. Bu cismin O noktasından P noktasına gitmesi belli bir zaman alır. Bu cismin P noktasından S noktasına gitmesi de belli bir zaman alır. Bu zaman bu zaman ile aynı mıdır? Yoksa bu zaman bu zamandan daha uzun mudur? Yoksa bu zaman daha mı kısadır? Bunun hakkında düşünün. Gelecek derste görüşürüz.